Biz bütün peygamberleri ümmetlerine Allah'a kulluğa davet etmek ve tağuta kulluktan onları sakındırmak üzere gönderdik. Kur'an-ı Kerim'de mesela tağutun hükmü konusunda yönetilenlerle ilgili şeyler biraz farklıdır. Mesela Nisa suresi 60'ta yuridune en yetehakemu ile tağut. Tağutun hükümleriyle hükmolunmayı isterler der. İsteyenlerin, kalben buna niyet edenlerin iman iddialarını Allah reddeder. Kim tağutun hükmüyle hükmolunmak istiyorsa bu istek onları küfre götürür. İsterse hükmedilmesin. İslam devletinde yaşasın ama tağuti bir yönetim istesin. Bu istek, bu niyet insanı kafir eder. Ama bu istek olmaksızın zorlanıyor, mecbur kalıyor. Onun hükmü altında yaşıyor. Bunlar amel yönüyle günah işleseler de tağutun hükmünü kabullenmedikleri müddetçe imanla alakalı itham edilmezler. Ama tağutlar öyle değil. Allah çok net olarak kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse der. Hangi niyetle hiç önemli değil. Kim böyle yaparsa bunların niyetlerini hiç sorgulamadan onların zalim fasık etiketleri yanında kafir etiketlerini de vurgular. Ve sadece onları vurgulamakla kalmaz, bizim de o tağutları reddetmemizi iman etmek için mecburi bir görev olarak sunar. Bu, tekrar edelim, akaidle alakalı bir konudur, imanla alakalı bir konudur, Kur'an'ın vurgu yaptığı bir husustur, la ilahenin bir izahıdır. O yüzden her peygamberin mücadele ettiği bir tağut vardır. Sadece kendileri bile mücadele etmekle kalmazlar. Peygamberlerin temel iki görevi vardır. Nakil suresi 36. ayet. Cenab-ı Hak öyle der. Estağfirullah. Ve lekad be'asna fi kulli ümmetin rasulen eni'budullaha vectenibut tağut. Biz bütün peygamberleri ümmetlerine Allah'a kulluğa davet etmek ve tağuta kulluktan onları sakındırmak üzere gönderdik. Peygamberlerin temel görevleri bunlardır. Allah'a kulluğa davet ve tağuta kulluktan sakındırmak. Bugün peygamberi görevi üstlenmesi gereken İslam davetçileri, dava adamları, insanları tağuttan sakındırmak yerine tağuta kulluğa davet etmeye kalkıyorlar. Allah'a iman edin ama tağuta hizmet edin. Allah'a iman edin, tağuta destek olun. Allah'a iman edin, tağutu alaşağı etmekten öte ona destekçi olun, yardımcı olun. Ha aman başka tağut gelmesin diye. Küfürler arasında bir küfür, beğenmek demeyelim. Aslında yönetim aynı yönetimdir, İslam dışı yönetim. Ama yönetimi değiştirmek yerine yöneticilerin değiştirilmesini tercih eden bir kalabalıkla veya bu kalabalıklara yön veren şahsiyetlerle karşı karşıyayız. Yani küfür idaresini namaz kılan insan yönetse ne olur, namaz kılmayan yönetse ne olur? Biz hükümete mi, devlete mi talip olmalıyız?